Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, bu konuşma hakkımı çok sevgili kardeşim, değerli yoldaşım, Van Milletvekili Kemal Aktaş'a adıyorum. Ben Kemal Aktaş, 1958 Urfa Suruç doğumluyum. Van Milletvekiliyim. Van'daki seçimlere sizlerle birlikte aday oldum. Ama sizler gibi ne yurttaşın elini sıkabildim, ne seçmenin elini sıkabildim. Sayın Başkan, benim 5 dakikamı lütfen Kamer Bey'e verin. Sussun, ben 5 dakikamı siz kullanın. Saygı gösterin o zaman. Değerli arkadaşlar, ben Kemal Aktaş olarak huzurlarınızdayım. Van'da tam 65 bin oy alarak seçildim. Bu seçimde sizler gibi yurttaşın elini sıkamadım. Sizler gibi seçmenle karşılaşamadım. Sizler gibi onların dertlerini, sorunlarını dinleyemedim. Ama yürekten ben onlara bir söz verdim. Nerede olursak olalım, hangi koşullar altında olursak olalım, onlara bir söz verdim ve dedim ki, ey halk, ben size, sizin özgürlük mücadelenize, sizin hak ve hukuk mücadelenize, eşitlik mücadelenize baş koydum ve sizin için mücadele edeceğim. Değerli arkadaşlar, ben Kemal Aktaş olarak Diyarbakır D tipi yüksek güvenlikli cezaevinde bir hücrede kalıyorum. Bu hücrede günlerimi elbette ki saymıyorum. Bu hücrede sizleri izliyorum. Türkiye'yi izliyorum, dünyayı izliyorum. Kulaklarım, gözlerim açık, yüreğim açık. Belki de sizden çok daha iyi bütün süreci, politik süreçleri izleme şansına sahibim. Elbette ki ben de dört parmaklılar arasında bulunmak istemezdim. Demir parmaklılıklar arasında bulunmak istemezdim. Elbette ben demir parmaklılıklar arasında kurtulmak için de aday olmadım. Milletvekilliğine adaylığımı koymadım. Çünkü ben KCK adı altında bize dayatılan bir soykırım, siyasi soykırım davası nedeniyle, siyasi soykırım mücadelesi nedeniyle buradayız ve cezaevinde şu anda kendi ana dilimizde savunma yapma hakkından bile yoksun bir şekilde yaklaşık 3,5 yıldır bulunuyoruz. Neyle suçlandığımızı bilmiyoruz. Öyle ya, bir hukuk devletindeyiz ve hukukun üstün olması gereken ve hele hele yargının bağımsız olması gereken bir yerde biz KCK davaları nedeniyle yargılananlar, milletvekilleri olmak üzere neyle suçlandığımızı, niçin suçlandığımızı bilmiyoruz. Dosyalarımızı açıp baktığınızda delil niteliğinde asla bir şey görmeyeceksiniz. Bizim telefon konuşmalarımız, yasa dışı yapılan ortam dinlemeleri ve savcının yığınlarla üst üste biriktirdiği hukuk dışı kağıt müsvedelerinden başka bir şey yok. Peki biz neden içerideyiz? Peki bizi neden içeride tutuyorlar? Peki bize halka hizmet etmekten niye alıkoyuyorlar? Cevap bulması gereken, cevap verilmesi gereken sorular kuşkusuz bunlardır. Biraz önce de söyledim. Van halkının 65 bin oyunu aldım. Van'da AKP 171 bin oy aldı. Ben tek başıma halkımın tercihli oyuyla sadece Başkale'de AKP'nin %7 oy aldığını da söyleyerek düşünürseniz halkın iradesinin aslında kelepçe vurulduğunu, halkın iradesinin hücrelere tıkıldığını çok kolaylıkla görebilirsiniz. Hiç kuşkusuz bu bir yüz karasıdır. Hepinizin yüz karasıdır. Bizim 8 milletvekilinin halkın iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin parlamentoda olması gereken milletvekillerinin cezaevinde olması ancak olsa olsa Türkiye dışı demokrasiyle yönetilmeyen bir ülkede olur. Sevgili arkadaşlar, değerli yoldaşlarım, ben Kemal Aktaş olarak kuşkusuz yasama faaliyetlerine bir biçimde katılmaya, sizlerle duygularımı, düşüncelerimi zaman zaman paylaşmaya çalışıyorum. Örneğin grubum aracılığıyla parlamentoya soru önergeleri veriyorum. Bazı araştırma önergeleri veriyorum. Ama en kısa sürede bizler de tıpkı sizler gibi bu sırada oturarak Türkiye'nin demokratikleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, adil
ve bağımsız bir yargı için mücadele şansı bulacağız. Değerli arkadaşlarım, kuşkusuz ben Kemal Aktaş olarak Türkiye'nin gündemine hakimim. Türkiye'nin gündemini takip ediyorum. Türkiye'nin gündemini büyük bir duyarlılıkla, büyük bir incelikle, cezaevinde de olsak, hücrede de olsak bunu takip ediyorum. Ben Van'da yaşanan depremde halkımla birlikte olamadım. Beni halkımla birlikte yaşanan acıları paylaşmadan bile alıkoydunuz. Ben oy aldığım halkın elini sıkamadım. Oy aldığım halka geçmiş olsun dileklerimi iletemedim. Ben onlara seçim de aldım, oy aldım insanlara. Bu deprem sırasında yardımcı olamadım. Ama kalbim, yüreğim hep Van halkıylaydı. Vanlarla birlikteydim. Değerli arkadaşlar, kuşkusuz Türkiye'de yaşanan bütün olayları bütün çıplaklığıyla, yüreğimizi kanatan bütün olayları bütün çıplaklığıyla izlemeye çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz Roboski katliamıdır. Belki Uludere diyeceksiniz, belki başka şey diyeceksiniz ama Uludere bizim, biz Kürtlerin, insanların, bütün insanların kalbinde kanayan bir yaradır. Ve asla Uludere'de yaşanan bu katliam, yani bizim Roboski dediğimiz bu katliam kabuk bağlamayacaktır. Kabuk bağlamaması için de elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Yedi zindanla da olsak, yedi kapılı zindanların içinde de olsak Roboski için yüreğimiz kanamaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, kuşkusuz 20. yüzyıl Türkiye'sinde aynı zamanda katliamlar yüzyılı da diyebilirsiniz. Örneğin Dersim katliamı, Zilan katliamı, Maraş katliamı, Çorum katliamı, Sivas katliamı ve nihayetinde son Roboski katliamı. Benim kalbim Dersim halkıyla çarpıyor. Benim kalbim kırıma uğrayan Zilan halkı için çalıyor. Benim kalbim Maraş halkını için çalıyor. Katliama uğrayan Maraş halkı için çalıyor. Benim kalbim Çorum'da katliama uğrayan insanlarımız için çarpıyor. Benim kalbim Sivas'ta diri diri yakılan insanlarımız için, aydınlarımız için yanıyor. Değerli arkadaşlar, kuşkusuz bizim yüreğimiz bütün insanlar için yanıyor. Daha bugün, biraz önce, bir saat içinde iki askerin daha kendini vurarak intihar ettiği haberini aldık. Peki siz hiç sordunuz mu? Vicdanınız sızlamıyor mu? Acaba bizim askerlerimiz, Mehmetçikler neden birer birer intihar ediyor? Sordunuz mu hiç siz bunu? Sordunuz mu gerçekten? Neden Mehmetçik kafasına kurşun sıksın? Neden Mehmetçik intihar etsin? Bir tanesi Diyarbakır'da şimdi ölümle boğuşuyor. Hadi çıkın söyleyin bakalım. Neden askerler tek tek intihar ediyor? Bu savaş sendromu olmasın acaba? Sizin zorla savaştırdığınız yoksul Türk halkının evlatları büyük bir sendromla yaşamış olmasın sakın. Değerli arkadaşlar, ben Kemal Aktaş olarak yedi kapılı zindanın içinde de olsam yüreğim halkımla birlikte atıyor. Yüreğim Türk ve Kürt halkının birliği ve kardeşliği için atıyor. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bir dakikamız kamerada. Teşekkür ediyorum.